Osmanlı'da hapishane diye bir şey yoktu. Bugünkü manada bir tane hapishane bulamazsınız. Onlar hapishane dedikleri yerlere bugün şey nezarethane ancak denebilir yani. Başka bir şey denmez. Ama ama bu şeyler polis teşkilatı bir de savcılık kurulduktan sonra vatandaşla mahkemenin arası da açıldı. Efendim bir şikayet yaptığın zaman gideceksin karakola. Karakolda kapalı kapılar ardında seni dinleyecekler. Oradan eğer haklı görürlerse savcılığa gidecek. Savcı isterse dava açacak. Davada sen hiçbir zaman taraf olamayacaksın. Sen adına devletin bir şeyi görevlisi dava açacak. Devletin bir başka görevlisi olan hakim de karar verecek. Bu nereden çıktı? Nereden çıktı bu? Böyle bir şey bizde hiçbir zaman yoktu. Bak bu 1789 Fransız İhtilali'nden sonra ortaya çıkmış ve onlar tarafından bize şey yapılmıştır. Siz davacı olamazsınız, en fazla müdahil olabilirsiniz. Çünkü savcılık kurumu 1890'larda gelmiştir şeye Türkiye'ye. Vatandaş tamamen dışlanmıştır. Vatandaşla mahkeme arasında bir sürü şeyler var. Mahkemeye gittiğiniz zaman da efendim ee, zaten işte e, şey yapacak, önce yazılı belgeler ona yazı buna yazı dava açılana kadar bir sene geçer herhalde. Bir de ceza davası, hukuk davası, her safhası halka açık olmak zorundadır. Hiçbir safha gizli olamaz. bir bire şahitlerin, yok efendim savcı çağıracak şahitleri dinleyecek, ifadelerini kayda geçecek efendim karakol, böyle bir şey asla olmaz. keşfi mesela bir yerde bir cinayet işlendiyse keşfe o bölgenin önünde gelenlerden en az 11 kişi gider.